Şimdi e, Sayın Yalçın sizinle devam etmek istiyorum. Eee İyi Parti lideri e, Sayın Akşener aslında Sayın Kılıçdaroğlu ile ters düştü bu noktada ve dedi ki başörtüsü gibi kapanmış yaralarla ilgili konuşmamak gerekir dedi. Siz de hani ilk başta bu konuya girerken hani böyle 3 madde halinde güzel bir özet şekilde e, belirtmiştiniz ya e, değerlendirmenizi yaparken Sayın Kılıçdaroğlu müttefiklerine destek çıkmak amacıyla da e, bu açıklamayı yapmış olabilir demiştiniz e, gerekçelerden biri olarak. Ee, az önce Sayın Sarı da ben şunu yönelttim kendisine. Yani o zaman kim destekliyor e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu görüşünü diye. Altılı Masa seçmeni destekliyor diye Sayın Sarı e, görüşünü beyan etti. Siz buna katılıyor musunuz? Sayın e, Akşener'in bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, Altılı Masa için acaba oradan bir destek görmek isterken Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bir çatlak yaratmış olabilir mi? Ya şimdi bunun devamında olacaklar Altılı Masa için bir teste dönüşecek. Yani... Şimdi bu helalleşme vesaire kavramları ne kadar ayağır... Yani bağlar daha mı güçlenir yoksa çatlak mı oluşur? Şimdi iler, ilerleyişte göreceğiz onu. Yani nasıl bir pozisyon alacaklar şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben e, kesinlikle bu anayasa değişikliği teklifini desteklemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi benim düşündüğüm gibi olursa o zaman e, bu bahsini ettiğimiz diğer partiler ciddi bir meşruiyet krizi içerisine düşecekler. Hani siz bu CHP değişti diyordunuz... Alın işte CHP aynı CHP 2008'de veya 2009 muydu? 2008'de e, yaptığı anayasa başvurusuna dair meseleyi bile düzeltmenin yakınından bile geçmiyor diye herkes söyleyecek. Zaten şimdi mesela o partilerin bu kadar bu konuyu gündeme getirmiş olmaları. Ya yani bilmiyorum onlar mı girdi Kılıçdaroğlu'nun aklına yoksa dahi aynı fikir kendisinin miydi onu da bilmiyorum da. E, o, o partiler Mesela şunu söyleyelim. Mesela Saadet Partisi'nin oy oranı. Yüzde bir buçuklar civarında falan deniyordu. Bundan bir yıl önce, iki yıl önce neyse. Bu ittifak artış gösterdiği andan itibaren Saadet Partisi'nin oyları yarısının altına kadar düştü. Yeniden Refah Partisi, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu parti. Siyasi söylemi vesairesi o bile şekillenmiş, yeterince reklam yapmış değil. Saadet Partisi'nin iki katı, üç katı oy oranına erişti. Şimdi niye böyle oluyor? Deva Partisi ile ilgili işte Ali Babacan ekibi arkalarında Abdullah Gül var falan filan çıkacaklar. Neoliberal ekonomi politikalarını savunacaklar. Batı ile ilişkiler düzelecek. Ekonomiden gelmiş Ali Babacan falan koyuyordu, kuruyordu partiyi. Yüzde onlar, on beşler hayal ediyorlar. Ne oldu? Daha da erimeye devam ediyor. Gelecek Partisi'nin İrap'ta mahalli kalmadı. Tamamen sahneden silindi. Demokrat Partisi'nin oy oranlarına kadar düştü. Şimdi bu anketler önlerine geliyor, görüyorlar. Nedir bu anketlerde onların ne Meral Akşener bir açıklama yaptı hatırlıyorsunuz değil mi? Biz bu partiler kurulunca AK Parti'den biraz oy alırlar zannettik demişti. İlk çıktıklarının da altına düşmeye başladılar. Niye? Hani deniyor ya aslı varken taklitler aslını yaşatır. Şimdi bu git burada parti kuruyorsunuz AK Parti'den oy alacağız diye. Gelip CHP'ye birleşiyorsunuz. Ne AK Parti'nin orijinali oluyorsunuz ne CHP'nin orijinali oluyorsunuz. Size oy vermesini beklediğiniz vatandaş size ne gözüyle bakıyor? CHP'nin payandası olduğunuz gözüyle bakıyor. E ondan sonra sizin oy alma şansınız var mı? Oyunuzu artırmak yüzde onları falan görme şansınız var mı? Yok. Şimdi bu nedenle onlar Muazzam bir çaresizlik içerisindeler. Onlar ne kadar söyledi, masada ne kadar konuştular onu ben bilemem. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü konusunda atabileceği bir adımın onlara sunacağı bir şey olacaktı. Dönüp dindar muhafazakar vatandaşa diyeceklerdi ki, ya bakın Cumhuriyet Halk Partisi değişti. Bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi neydi? Başörtüsü meselesiydi. Adam geldi kanun değişikliğini koydu. Gelin bakın destekleyelim, garantiye bağlayalım. Bunu söyleyeceklerdi akılları sıra. Bütün mesele buradan başladı. Ama öylesine amatörce düzenlenmiş bir şey ki yani kanunun baştan savmalığı, bir anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam üzeri haber verip ben saat 8'de yayın yapacağım beni izleyin demesi, oradaki açıklaması Tayyip Erdoğan'ın elinden bunu alıyorum falan gibi çok da yüksek kıratlı siyasetçilerin söyleyeceği tarzdan cümleler değil. Herhalde yani neyi hayal ettiler, ne kadar ne, ne olacağını düşündüler. Onu söylüyorum ya yani Mesela anayasa değişikliğine biraz önce Murat Bey dedi partiden dedi destek alması zor işte. İster şeylerinden olsun, ister parti elitlerinden olsun, ister fikir önderlerinden, ister tabanından. Yok yok tabanını söylemedim. Tamam ee, par parti önderleri veya şeylerden diyelim. Ne, bu Bunun olmayacağını bili biz biliyoruz, biz görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyenler olarak nereye kadar gidebileceğini biliyoruz. Yani 20 senedir 30 senedir Erdoğan'ı izliyorsun. Erdoğan'la beraber 12 tane seçime girmişsin. Diğer altılı masanın ortakları kimisi Erdoğan'la siyaset yapmış, Erdoğan'ın başbakanlığını yapmış, bakanlığını yapmış. Yani şunu hayal edemediniz mi siz ya? Bir adım sonrası bunun Erdoğan tabii ki ne ne demek başörtülülerin siyasi özgürlükleri, kamusal özgürlükleri benim Zaten ana gündemim, benim temel meselem, yani Erdoğan bunun altında kalacak bir adam mıdır? Bunun altında kalacak bir siyasetçi midir? Tabii ki buyurun diyeceğini öngöremediniz mi? Demek ki görememişler. Hatta yani ben burada dört kişi onu anlatıyorum o akşam. Erdoğan daha açıklama yapmadan dedik ki Erdoğan bir adım ötesiyle gelecektir dedik. Hepimiz demişizdir kişisel sohbetlerimizde. Çat anayasa değişikliğiyle geleceğini, Yine ben buradan söylüyorum. Öngörü çok basit. Hatta hocam ilk CHP'li arkadaşlar söylüyor ya öngörü bana. öngörü çok basit. Biliyoruz ki bir adım sonrası da Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasa değişikliğine evet demeyecek. Diyemez, demeyecek. Çünkü Niye işi, diyemez peki? İşi ortaya çıkartış biçimi zaten evet dememek üzerine. Bu meseleyi sadece bir siyasal istismar aracı olarak gördüğünden, baştan aşağı yanlış gördüğünden AK Parti'nin bunu istismar ettiğini düşünüp sen edemezsin ben de ederim ben de artık ediyorum ben senin elinden bunu alıyorum gibi süfli bir mesele olarak gördüğü için hiçbir zaman başörtüsü meselesini helalleşmenin bütününü hiçbir zaman gerçek bir siyasi gündem yapmadılar. Helalleşmeyle vesaireyle ilgili çok güzel ya ben de söylerim yani ne güzel hepimiz oturalım helalleşelim ben burada haksızlık yaptıklarım varsa helalleşeyim bilmem helalleşmek böyle bir şey değil ki. Helalleşmek sözle vesaireyle olabilecek bir şey değil. Yani helalleşmek sözle yapabilirsiniz. Ama karşı Aynen. tarafı ikna etmek, ben değiştim demek istiyorsanız bunun çok basit bir yolu var. Evet. Çok basit. Anayasa teklifine evet dersiniz. Kimse Cumhuriyet Halk Partisine sen bu işi istismar etmek için çıkartmışsın diyemez. Ama aramızdan belki Murat Bey biraz daha iyimser. Aramızdan kimse Cumhuriyet Halk Partisi buna evet diyecek diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü biliyoruz ki bu sadece bir siyasi söylemden ibaret. Çünkü bu meselenin gerçeğini hala kavrayabilmiş değiller. Bakın nedir o, onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Nedir bu biliyor musunuz? Diyor ki Ak Parti bunu istismar ediyor. Yahu Allah'tan korkun. Bu ülkede Yüz binlerce insan üniversite kapılarından atıldı. Kamu kurum kuruluşlarına sokulmadı. Meslek sahibi olamadı. Bunun kadar gerçekçi bir siyasi mesele var mıdır Türkiye'de? Bir siyasi partiyseniz insanların taleplerini siyasetin gündemine taşımak ve çözmek üzere varsınız demektir. İnsanların siyasi gündemlerini gerçekleştirmek için varsınız demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bizim hayatımız bu meselenin etrafında döndü. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Siz de gerçekten buna inanıyorsanız yolu basit. Anayasal değişikliğe devam edersiniz ama meseleyi baştan itibaren siz şey olarak görürsünüz. Ya Erdoğan bu böyle bir gündem yok aslında falan. Bu çok da önemli değil. Siyasetçiler bunu kullanıyor. Ya yani ne kullanması? Kullanmak dediğiniz şey. Bakın gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Aradan bunca sene geçmiş hala demir gibi durduğu yerde duruyor adam. NATO mermer, NATO kafa. Hala başörtüsü meselesinden bahsettiğinizde hortlak gibi hareket edenler var. Bunlar öyle azımsanacak kişiler değil. Biraz önce bahsettiği elitlerden parti, karar vericiler veyahut da parti seçmenini etkileyen kitlelerden bahsetti. Doğru duruyor, durduğu yerde duruyor. Şu ben sosyal medyada yazdıklarını görüyorum. Şeriatı da getirseydiniz diyor birisi. Başörtüsüyle insanların üniversite okuma, kamu kurum kuruluşlarında görev alma özgürlüğünü hala şeriatı getirmek olarak okuyan ve kamu oluşturucuları, CHP'nin kamu oluşturucuları olarak görülen tonlarca insan var. Şimdi bütün bunlar buradayken vatandaş soruyor bir dakika ya diyor. Ben diyor sen benden o istiyorsun helalleşelim falan filan diyorsun da diyor. Benim diyor başörtüsüyle üniversiteye girme şeyim daha yeni sağlandı. Kamuda evet görev alıyoruz falan filan ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenleri Evet Kemal Kılıçdaroğlu böyle konuşuyor ama ben bir güvence istiyorum. Nedir o güvence? Hiç oradan buradan 40 dereden su getirmeye gerek yok. Bak çok basit söylüyorum. Keşke. Keşke yapsa. Yapsa o da golünü atsa. Ama atmayacak. Topu tacı atıyor. Daha ilk dakikadan topu tacı attı. Biz yokuz. Bilmem ne diktatörlerin anayasasında yokuz falan. Hikayeler de böyle. Seçime bilmem ne kadar kalmış niye böyle yapalım? Şimdi bakın Meral Akşener'in pozisyonunu ben biraz anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Şimdi Meral Akşener de kendi siyasi olarak böyle işte önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden ekiplerle kurdu partiyi milliyetçiymiş gibi gözükecekti. Sonra merkez sağa geçti milliyetçi parti e, isimleri tasfiye etti. Sonra iddia terakki söylemini üreterek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oynadı falan. Şimdi o da böyle çok siyaseten doğru bir yerde yani kendisini bir yerde konumlandıramadı. O yüzden onun da nasıl tepki vereceğine dair çok ciddi şüpheler var. Şimdi merkez sağdaysanız Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif getirdiyse, üstüne AK Parti çıktıysa ben bir daha üstüne çıkarım. Değil mi? Merkez sağ oynuyorsanız diyeceksiniz ki tabii ki devam e, diyemiyor. Hayır milliyetçiyseniz de bu arada. Tabii. Waşörtüsü için ilk teklif veren MHP'dir. Mesela. Milliyetçiyseniz, yani. merkez sağsanız neyseniz CHP değilseniz her halükarda desteklemeniz lazım. Evet. Ama yok o da yok. Şimdi bakın ne olacak? Gideceğiz. Mesela AK Parti teklifi sundu. Ne diyecekler bu şimdi? Bu, bu basiretsizlik, bu siyasi basiretsizlik sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na zarar vermedi. AK Parti'ye faydası oldu. Vatandaş dedi ki ha bir dakika ya yine özgürlükleri AK Parti savunuyormuş. Bunu net gördü. İki, kendisiyle ittifak olan diğer bütün partilerin altındaki halıyı çekti aldı. Şimdi ne diyecek Saadet Partisi kendi seçmenine? Ne diyecek? Değişti CHP diyecekti. Vatandaş diyecek ki hani ne değişti? Helalleşiyor diyecekti. Ya böyle helalleşme mi olur diyecek. Ne diyecek? Deva Partisi ne diyecek? Deva Partisi'nden hiç ses çıkmıyor. Yani bir de şunu düşünün. Ha, kim destekliyor dediniz ya. Alelacele ben Temel Karamolluoğlu Ahmet Davutoğlu'nun şeylerini gördüm o akşam. Aa, çok iyi bir iş yaptı falan filan. Sanki onlar bu, bu fikri vermiş gibi geldi. İşte o ben yüzden de ondan zaten Davutoğlu Hoca'nın şeyi var gibi geliyor bana dedim. <laughs> yani çık, bir tek onlardan. Ben Meral Akşener, Ali Babacan. Çok daha şeyli temkinli durdular bakın dikkat ederseniz o ikisi. Şimdi Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bunu bir pozitif gündem yaratma meselesi olarak falan gördüler. Hayır. Şimdi ne diyeceksiniz? O oy almaya gittiğiniz insanlara. Siz neden oy almak istiyorsunuz? Biz yüzde bir oyumuz var. Yüzde bir oyumuzla CHP ile ittifak halindeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da CHP'nin adayını destekleyeceğiz. CHP iktidar olsun. Biz de iki tane milletvekili alalım. Bu. O zaman, Bundan benim sorumu, söyleyebilecek... o zaman benim sorumun yanıtı altılı masa zarar görür bu söylemden. O Görmez olur mu? Yani zaten hani siyaseten gol yedi dediğimiz şey bu. Bir şeyler iot gibi ortaya çıkmaya Hı -hı. başlıyor. Bakın siyasetin bir sürü, bir sürü meselesi vardır. işte. bu ülkede PKK meselesi bir siyasi meseledir. Üzerinde siyasi partilerin nasıl bir tavır aldığına vatandaş bakar. Ekonomiye vatandaş bakar. Nasıl bir ekonomi politikanız var buna bakar. Başörtüsü, dini özgürlükler bilmem ne vatandaş buna bakar. Kimlik meselesine bakar. Bakar bakar bakar. Bakacağımız önemli siyasi meseleler var. Şimdi belediye seçimlerine giderken iş kolaydı. Belediye başkanı adaylarına diyorsunuz ki ya sen nerede duruyorsun siyaseten? Ya benim işim değil ben belediye başkanı olacağım falan diyordu. Şimdi Türkiye cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bir, Libya meselesinde ne diyorsun arkadaş ha. diye soracaklar adama. En önemlisi bu. İki, Suriye meselesinde ne diyorsun arkadaş diye soracaklar adama. Üç, Karabağ meselesinde ne diyorsun? Mavi Vatan konusunda ne, ne diyorsun? Yunanistan'la, Avrupa Birliği ile, PKK ile mücadelede ne diyorsun? Ne öneriyorsun? Ekonomide ne diyorsun? Ne öneriyorsun? Başörtüsü meselesinde ne diyorsun? Ne öneriyorsun? Özgürlükler meselesinde ne diyorsun? Vatandaş buna bakacak. Öyle ben belediye yöneteceğim falan diye bu meselenin üzerinden atlamak yok. Ne diyecek şimdi geldik bir daha ringe ilk çıktılar sahne açıldı İlk defa siyasi bir mesele bu zamana kadar altı masadan biz ne duyuyorduk efendim namuslu bir cumhurbaşkanı olacak adil bir cumhurbaşkanı olacak genel geçer içini siyaseten dolduramayacağımız ifadeler şimdi gerçek bir siyasi gündem ilk defa karşımıza çıkıyor bakın Türkiye'nin sahici meselelerinden bir tanesi. İlk defa ringe çıkıyorsunuz. Başörtüsü meselesiyle bir de kendiniz hamle yapıyorsunuz. Karşı taraf hamle yapmıyor. Karşı, karşı tarafa diyorsunuz ki ben seni köşeye sıkıştırmak için bak buradan çok ciddi bir hamleyle geliyorum. Daha ilk hamlede ilk ringe çıkar çıkmaz ağız burun çarşamba pazarına dönüyor. Şimdi ne olacak? Bu burada bitecek mi? Yarın öbür gün PKK meselesinde de konuşacaklar. Göreceğiz. Yarın öbür gün işte ne bileyim ekonomi meselesinde de konuşuyorlar. Biri neoliberal ekonomist, birisi kamucu. Ne diyeceksiniz? İşte bunu aylardır soruyoruz. Adayınız kim? Programınız ne? Bize adayımız namuslu olacak, yalan söylemeyecek, hırsız olmayacak falan gibi bir şey. Şimdi bak ilk defa bir, dakika bir, gol bir. İlk defa gerçek bir siyasi gündemle çıktınız. Resim ortada. Sorun şu, bakın. Sorun şu. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü özür dileyerek söylüyorum. Bu muhalefet partileri iyi yönetilmiyor. Nasıl bir hamle yapacaklarını 3 adım sonrasını göremeyen bir genel başkan 12 senedir genel başkan ya. Değişmiyor. Kendi partilerinde tutunamamış isimler gittiler, üçlük, beşlik partiler kurdular. Öyle siyasi deha falan olmadıklarını da gördük. Çıkamadılar işte. Meral Akşener kendi partisinden daha düşük oy alıyor. Ama ısrarla partilerinin başında durmaya devam ediyorlar. Muhalefet alternatif olması gerekir değil mi? Erdoğan'dan daha iyisini başörtüsünde ben yaparım. Erdoğan'dan daha iyisini terör konusunda ben yaparım. Erdoğan'dan daha iyisini Suriye konusunda ben yaparım demedikten sonra veya onu yapabilmeye niyetinizin bile olduğunu gösteremedikten sonra e nasıl siyaset yapacaksınız? Daha Erdoğan'ın bunca yıldır devirmeye çalıştığınız, Erdoğan'ın hep beraber HDP'si, İYİ Partisi bilmem hep beraber geliyorsunuz, bir araya oturuyorsunuz. 30 senedir Erdoğan'ın başörtüsü konusunda nasıl hareket edeceğini öngörecek bir basireti geliştiremediyseniz geçmiş olsun. Peki. Bu meseleler daha önümüzdeki günlerde sık sık karşımıza gelecek. Her seferinde göreceğiz o ittifaka nasıl zarar verdiğini. Peki, üç cümle söyleyebilirim. Tabii ki Sadece üç cümle. Bakın, bir, Benim kanaatim bu kanun metnini okuduktan sonra inceledik de, hatta bir hukukçu arkadaşta da inceledik. Yani öyle iç üstün körü hazırlanmış. Hakikaten bir içeriği, lafzı ve ruhuyla böyle bir içeriği ve bütünlüğü söz konusu değil. Yani oturup şey yapsan en az 10 madde onunla ilgili şu eksik bu eksik yazılabilir. Dolayısıyla şimdi bu kadar önemli bir konuda yani hakikaten Türkiye'yi zamanında çok travmatize etmiş, toplumda hassasiyet olan biraz daha iyi bir hazırlık beklerdik. İki, biraz önce Sayın Bakanım da söyledi. Yani şu an tam da bu sürecin içerisinde böyle bir şeye gerek yok. böyle bir şeye gerek yoksa nedir o zaman? Yani o zaman seçim şey şimdi bakınız bazı şeyler aynı zamanda devletin ve toplumun güvenlik meselesidir. Yani siyaset üstü düşünmek zorundasınız. Sadece seçime yönelik falan bazı şeyleri düşünemezsiniz. E bu meselede böyle bir şey. Ya dört dörtlük bir hazırlıkla tam olarak insanları kamuoyunu bütün Türkiye'yi ikna edecek şekilde çıkarsınız ya da işte bir alel usul üstten, yani gerçekten çok şey <laughs> hazırlıksız bir şeyle ve CHP kendi içinde de bunu bilmiyordu yani kendi söylediklerini ifade ediyorum. E, dolayısıyla bunu bir seçim malzemesi, bu argüman bir seçim malzemesi yapılmamalıydı. Benim eleştirilerim de bu noktada. Dolayısıyla e, bu işi daha fazla kaşımadan yani eğer ya anayasa <laughs> değişikliği konusunda bir adım atılmalı ya da e, bu süreç daha sonraki döneme bırakılmalı. Şu anki böyle hazırlıksız, sadece siyasi anlamda bir oy kaygısıyla anladığımız kadarıyla yapılan bir hareket bu dönemde yapılmamalıydı. Peki Sayın Limoncuoğlu, şimdi e, Sayın Yalçın şöyle ifade etti. İlk kez bir siyasi gündemle ortaya çıktılar ve bunda da e, altılı masaya e, zarar verildi. Daha ilk söylemle, e, ilk siyasi açıklamayla e, yorumunda bulundu. İşte Sayın Akşener'in <laughs> açıklamasını da az önce paylaştım. Şu anda lüzumsuz bir tartışma olduğunu aslında sözlerinden Haklı. çıkartabiliyoruz o şekilde ifade etti. Ne düşünüyorsunuz? Altın Masa'ya bir zarar mı verdi bu açıklamalar? İlerleyen günlerde nasıl bir etkisi olur? Yani Türkiye'de biraz tabii gündem çok hızlı değiştiği için ne kadar bunun konuşulacağı ve ne kadar bunun devam edeceği ama sonuçta bundan asıl etkilenen asıl mağdur olan insanlar bunu unutmayacaktır bir kere. Son, sonuç itibariyle baktığımız zaman bu kesinlikle eksi yazacak. Ee, altı mı Mısır'ın net bir şekilde ortada. Çünkü bir kere şu var. Şimdi Kemal Bey şu an en azından gözüken e, Cumhurbaşkanı da yok. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla bilmiyorum. Bir takım sürprizler olursa ne olur bilmiyorum ama şu aşamada. Ve siyaseti beceremediği algısı zaten toplumun belirli bir kesiminde var. O biraz daha artmış oldu sanki. Ee, açıkçası özellikle genç kesim tarafından e, bayağı istenmeyen yani muhalif genç kesim tarafından ben bayağı istenmeyen bir aday olduğunu görüyorum. E, bayağı ciddi internette işte sosyal medyada vesairede bayağı ciddi bir tepki var kendisine karşı. E, ama tabii bir yandan da şunu hani söylemek lazım. Burada e, şimdi siyaset bu gri altılamasa o, o olun yani masa deyince benim aklıma ilk gelen şey gri çünkü herhangi bir konuda ortaklaşa bir karar vermeden imkan yok. Hocam çok güzel söyledi. Mesela iktisat politikası. Birbirinden o kadar farklı altı partinin iktisat politikası ki. Veya işte terörle mücadele. HDP'ye bakış. Ya mesela Demokrat Parti ile İYİ Parti HDP ile merhabalaşmıyor bile. diğerleri bazıları kanka gibi. başka yani çok temel meselede çok FETÖ, FETÖ meselesi. KYK KYK meselesi var. Mesela KYK'lar KYK'lılar meselesi var. Onda da çok farklı görüşler mevcut. Yani şimdi bütün bunları üstüne koyarak devam ettiğimiz zaman Hazreti Altılı Masa'nın bir araya gelip de bir kişiyi aday göstermesi en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Bir de hocam belediye seçimlerinden bahsetti. ben naçizane bir ek yapayım. yani bakın orada iki büyük şehri kazandı. En büyük iki büyük şehri tırnak içinde sağcı adaylarla kazandı. Hani biri merkez sağ, biri de milliyetçi kökenden gelen en azından. Birinin anap geçmişi var, birinin Milliyetçi Hareket Partisi geçmişi var. Yani kazanabilmek için bile e, sağa dönüp ve e, dönmüşken bu sefer nasıl e, sol, şimdi bir de çünkü biz, şöyle bir şey oldu. Biz e, birkaç ay sürekli belediye başkanlarını konuştuk değil mi? En başta Ekrem Bey olmak üzere. Belediye başkanlarının olası adayını yaşadık Fakat parti içinde ben onlara mağocular diyorum. Tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi. E, çünkü o ekibin hemen hemen hepsi daha geçen gün bundan bir hafta evvel ya 5-6 gün evvel Mao'nun e, neden ona Mao'nun savaş kazanmasını kutlayan tweetler attılar hepsi bu arada. E, ve o ekip komple bir operasyon yaparak medyadan hem sosyal medyadan hem de e, konvansiyonel medyadan bir şekilde belediye başkanlarının adaylığın önünü kesti. Zaten ondan sonra Kemal Bey de bu açıklamayı yapınca burada net bir şekilde Kemal Bey'in Tırnak içinde gene bir sol odayı olarak hatta bu ekip, ben şunu da iddia ediyorum, iddia etmiyorum aslında. Gözüken o yani, şunu analiz ediyorum. CHP ile HDP'nin beraber seçime girip seçimi kazanabileceğini düşünüyorlar. Bunu CHP'ye, CHP'nin içinde veya etrafında diyeyim, bir grup insan CHP ile HDP'nin ittifak olup seçimi tırnak içinde sol bir adayla kazanıp böyle ülkeyi yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ve tekrar söylüyorum, içinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarında bunun için çok iyi bir fırsat olduğunu öngörüyorlar. Bence denesinler yani e, ben gör, görürüz yani e, bunu yap, biliyorlarsa bir kere CHP CHP oy verenlerin yarısı CHP oy vermeye bırakır HDP ile e, bir araya geldiği anda bunu bile hesap edemiyorlar e, yani açıkçası ben CHP seçmeni değilim ama e, Kadıköy'de doğmuş büyümüş birisi olan yani CHP'nin yüzde oy aldığı e, bir yerde doğup büyümüş birisi olarak net bir şekilde de ben CHP seçmeni iyi tanıdığımı düşünüyorum. Şimdi bütün bunlarla beraber şu ortada. Kemal Bey risk almak zorundayım diyor. Kemal Bey diyor ki işte ben denemek zorundayım diyor. E fakat bir yandan muhalefet hep şey diyor. Alarmist bir şekilde işte bu ölüm kalım e, seçimi bu seçimi kazanamazsak işte Türkiye gitti bitti ölüyoruz bitiyoruz diyor. E bir yandan da risk almak zorundayım diyor. Şimdi o zaman kumar oynanacak bir şey mi sorusu. Yani bir dediği bir dediği de tutmayan bir e, şeyi görüyoruz aslında. E, o zaman bu sürekli bu pompalanan bize bu işte tırnak içinde Allah korusun da böyle bir şey olacağını asla inanmıyorum da Türkiye'nin son seçimi olabilir bu. işte otokrasi gelecek, işte dikta gelecek, bir şeyler gelecek filan şey bir yandan üfürülürken bir yandan da işte risk almak zorunda demeye gerek yok o zaman. Yani bir dediğiyle bir dediği çelişiyor birbirine. Bir sürü değişik bu muhalefetin içinde maalesef çok büyük tutarsızlıklar var. Ben açıkçası Meral Hanım'a katılıyorum. En son onu da söyleyeyim. Bunun hiç açılmaması gerekiyordu bence. Hiç açılmasına gerek dahi yoktu. Bir şekilde toplum e, çözmüştü kendi arasında. Ve hakikaten şunu da söylüyorum. 40 yaşın altında gerçekten kimsenin umurunda değil. Yani e, şey kalmadı artık. Böyle bir tartışma, bir şey. Kimsenin umurunda değil. Böyle bir gündem yok. yani. Hani Ben de 40 yaşın altında ve işim geriye de daha da genç bir kuşağıda iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum. Artık böyle bir tartışma yok. Bitti yani. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi iç siyaseti e, burada noktalayalım. E, biraz da tabii... tabii... Sivas'a ne zaman gittin? Sivas'a Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçına gittim. Kaç sene önce? 2011 mi oluyor? 12 mi oluyor? 18. Bu aralar yine bir kere daha gidersen. Hayır, Sivas'ta önerim. şey mi var? Bir dakika pardon bir şey diyorum. Sivas'ta şey mi diyorlar? Öyle yarım yarım laf sokmayalım ben bir cevap vereyim. İfadeler kullanmıyor buyurun. Git. Yani bu 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 sorun var. Bu özgürlük sorunu var. Hayır, Sivas'taki de. özgürlük sorunun başörtüsü ne alakası var? Var adam Başın bu, bunlar bu, bunlar iktidara gelirse benim başımın örtüsünü alacaklar Tam diyor ya. Tamam bu, bu sorun değil ki. Bir dakika bir dakika. Neden hadi. Sivas dediniz ya ben anlamadım. Sorun ama Sivas, Cumhuriyet Halk Sivas, Partisi. Sivas'ta ne var? Için. Ben anlamadım onu. Cumhuriyet Halk Partisi Neden diyor de özellikle ki, Sivas ben Sivas iktidara böyle soruyorlar. bir şey olmayacak diyor işte. Çok da açık not net somut bir öneriyle ortaya geliyor yani. Bu bu kadar basit bir şey ya. Murat Bey Sivas'ı anlayalım mı? Yani evet, ne, Sivas niye Sivas, ı Sivas ı var bunun. Tabii tabii anlayalım anlattıklarınızın hepsine katılıyorum ben. ben hayır, burada, bu, burada sizin anlattıklarınızla ilgili bir şey ee, Murat söylüyorum. Bey neden özellikle Sivas örneğini hayır, harcısı, Onu bir sorayım Ha, Anadolu'da bir yere gitti. Yani Anadolu'daki ha, bir, tamam, bir yere gitti. Misal gidelim. anlamında ha, söylediniz. söylediniz tamam. <laughs> ben, ama ben ama onu anlamaya çalışıyorum. Yani, Sivas'ta Sivas Sivas, anlaşıldı. Ya. Anlaşıldı. Aslında Aslında Sivada Sivas ne oluyor? Sivas'ta ne oluyor diye sordum. Anadolu'ya Anadolu'da bir yere gitti. Herhangi bir Onu bir söyledim o zaman. Ben söyledim. Ben anlatamadım. Bir şehir olabilir. Murat Bey'in Şu anda ben hiçbir şey anlamıyorum. Herkes aynı anda tabii konuşuyor tabii, Murat yani ama söylediği şu, Diyor ki CHP bu teklifi Şu nedenle tamam, Şayet CHP iktidar olursa evet. Tekrar sizin Örtülmenizi engelleyecek Dedikodusu var Söylemi var Hayır, Bu konuda şey Anadolu'da yok. konuşuluyor Hayır öyle bir şey olmayacak Ben de kanun teklifi verdim diyor Peki. Yani bu Murat yani, Bey'in araştırmacı olarak. Ha, ama, artık ben değil, kadarını zaten artık, bir ama, ama ben bir şey anayasada söyleyeyim. anayasada gelirse de kabul edilecek Böyle şey de bir, ittifak kurdu. Ama, ama sadece sadece bu konuyla ama de... şunları, şunları da koyalım, bunları da koyalım, bunları da koyalım değil. Sadece bu konuyla ilgili. Murat hani, hiçbir şekilde hiçbir ihtimali yok. Yani hani şey. Hayır dedi kodu böyle ama. Hayır hayır bakın ben hayır ben onu söylemiyorum. Ben ben onun ihtimali var diyorum. Bakın Hı? ben size söyleyeyim, ben CHP iktidara CHP gelsin... Dolayısıyla böyle bir sorun var mı? Tamam mı? İşte <laughs> seni demeyesiniz diye... Ben söylüyorum, iktidara. ben diyorum, bakın CHP iktidara gelsin, bu ülkenin ne kadar kazanımı varsa kaybettirmek için elinden geleni yapacaktır. Hiç şüphem yok. E şimdi CHP'de... A CHP'de hiç şüphem yok. yok. Neden biliyor musunuz? Bu anayasa teklifine neden evet vermeyeceğini bildiğim gibi, e neden evet vermeyeceğini de oradan söylüyorum. Çünkü hala başörtüsü meselesiyle, Barışmadı. Nokta. Benim inancım bu. Benim inancımı tersine çevirmek istiyorsa hikaye çok basit. Anayasa değişikliğine evet derse hangi bravo. anayasa? Tek maddelikse verirler. Vermeyecekler. Ama bakın, Sayın Türkler, bakın. ben de bir şey söyleyeyim. Ama bakın göreceğiz, Sayın Yalçın, anayasa değişikliğinde samimiyse iktidar o zaman ben, her maddelik. hangi değişiklik getirecekse getirsin tek madde getirsin. Bir parça madde içinde başka şeyler koyarsınız. Bak senin istediğin de e, koydum ben size reddedilir. Bakın, Şimdi bakın Sayın bu, Türkiye, bu işin dünyanın bu, en basit maddesini getirse de CHP getirsinler görelim. Topu taca atmak için bir yol Nereden bulacak. Nereden biliyorsunuz tek madde geldi mi? Diktatör var diyecek. Tek madde geldi zaten mi? Zaten seçime gidiyoruz. Gelsin. Ama Bak, şey açıklamaya... yapmayacağız. Hayır, hayır hayır. Özgür Özgür açıklaması Özgürüzünün var. Göreceğiz diye açıklama yaptı. Şimdi açıklama ne yaptı? Sayın Türker Olsun yani. ondan sonra konuşalım onu. Ben de size yani aynı şeyi söylüyorum. Ama bakın bir burada bir şey var. Arkasında bir bir şey konuyu olsun, konuşurken şu anda Kılıçdaroğlu'na altı masaya yardım ediyorsunuz. Nasıl yardım ettiğinizi söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun CHP-HDP ortak olacak diyorsunuz. HDP kendi Öyle bir şey i̇ttifakını... demedim mi ya? Hayır hayır. Ortak olacak, beraber seçime girecek deniyor. Öyle bir şey Öyle demedim mi? Böyle bir şey ben. yok. HDP kendi ittifakını kurdu. CHP altılı şey mı ki? Şimdi üçüncü ittifak dediğim. Şey demedim şeyi dedim diyorsunuz ama. Demedim ben öyle bir şey. Ittifak ifadeyi şey. sayın e, İsa'yın oldu için mi söylüyorsunuz? Tabii canım. Ben öyle bir şey, şey demedim ki. Ama demediyseniz problem yok. Ama ben dedim ki bunu isteyen bir saniye açıklayayım. Tabii Ben dedim bunu isteyen bir grup CHP'nin etrafında ve bazı içinde ama genelde etrafında bir grup insan var dedim. Ben böyle bir şey demedim ki bunu tamam, isteyen yok mu? O grup insan yok mu? Rüya görüyor. Neden rüya görüyor? Çünkü şu andaki Kılıçdaroğlu'nun politikasında gördüğümüz kadarıyla altılı masayla yapınca HDP'de diğer bazı sol partilerle beraber kendi ittifakını kurdu. Şimdi üçüncü bir ittifak çalışması yapılıyor. Bakın. Şimdi buradaki olay şu. Yakın tarihte, üç gün evvel, üç, dört. YÖK'te başkan vekilliği yapmış. YÖK'e iki tafa kez Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla üretim kurulu üyeliğine atanmış bir ceza hukuku profesörü herkesin üstünü kapattı. Şu anda tartışılmasını istemediği bir konuyu gündeme getirdi. Ne dedi? Erken seçim kararı alınmazsa Cumhurbaşkanı aday olamaz dedi. Ve bu konuda benden dedi ismini vermeyeceğim bazı AK Partili üst üreticilerle gö gö görüş Bugün istedi. Bakın. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şu anda bu ay Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayında. Türkiye'de siyasetin rengi çok çalkantılı olacak. Neden? Çünkü bu dört ay içinde erken seçim kararı alınmazsa altılı masanın içindeki dört parti artık barajı tutmak mecburiyetinde kalacak. Yüzde barajına çıkacak. Şu anda birbirleriyle yavaş yavaş seslerini yükseltmeye çalıştıkları, bu işleri gündeme getirdikleri konular bu. Bunu da yaparken nasıl AK Parti diğer partileri sıkıştıracak eylem yapıyorsa, santrforsa, diğerleri belki başarılı santrfor değiller ama kendine göre santrforluk yapmak isteyeceklerdir. O nedenle şu anda Türkiye'nin bu şekilde tartışmak yerine masa başına gelip iktidar ve muhalefet adına Abdülkerim kimse bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerekir. Cumhurbaşkanı aday olsun. Aday olması için birilerinin ürettiği gibi 14 Mayıs'ta seçim istiyor. 14 Mayıs'ta hangi parti, muhalefet partisi AK Parti'nin seçimine Demokrat Parti'nin söz milletindir, zafer gününü verdir, vermez. Bu bilinen şey ama birisi böyle üretip tartıştırıyor. Aslında bu tartışmalar nasıl bu kanun teklifi dolayısıyla başta Barış Yer Kardeş olmak üzere CHP ile yakınlı olanlar tartışıyorsa eleştiriyorsa Ak Parti'nin de içinden sessiz veya başka şekilde susarak tartışan kendi işlerinde görüşen insanlar var. Türkiye bu seçim girdabından dolayı önemli bir milli menfaati pas geçiyor. Yani bakın ben sizi bilmem. Ama 1970'lerden bugüne kadar Türkiye'yi yaşamış. Türkiye'nin nasıl girdaba oyuna uğradığını görmüş. Bir tarihler 6. filo defol diyenin sırf intikam almak için o zamanki Amerikan askerlerini denize atan deniz gezmiş var arkadaşlarının idam edildiğini, o idamı da devlet içindeki bazı bürokratların söz verip yerine getirdiğini, parlamentoya onaylattığını... E, CHP milletvekillerinin yarısı oy verdi. Yaşamış o, ondan ya ben yaşamış bir kişiyim. Ben, ben, ben kimin getirdiği değil. Ben size Amerika'nın... Vermedi mi CHP milletvekilleri yarısı? CHP, CHP milletvekilleri yarısı vermedi. Vermedi. vermedi, vermedi mi? Vermedi. Ecevit'in bu konuda uzun bir konuşması var. Sizin dediğiniz o verenler CHP'den ayrılıp başka parti kuranlardır. Onlar hükümette görev alanlardır. Yani CHP şey Ecevit zamanında bir konuşması vardır. 12 Mart'tan ile ilgilidir. 73 öncesidir. Ve orada bu teklife kimin oy verip vermediği önemli değil. O kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filo askerlerini denize attıkları için idam edildiler. Mahir Çeyen ve arkadaşları öldürülürken bazıları öldürülmedi. Niye öldürüldüler? Komer'in arabasını yakanlar öldürüldü. Büyükelçinin arabasını yakanlar, ortadakiler öldürüldü. Diğerleri ayıklandı. Türkiye aynı o tarihlerde yaşadığı girdabı bugünlerde bizim çevremizde yapıyor. Ve CNN'de sürekli hani ekran başında elinize komutanlar alıp deneyi anlatıyorlar ya. Aslında o iyi ki anlatıyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin dikkatini çekiyorsunuz. Belki birazdan açılır Mesela öyle bir şeye geldi ki Cumhurbaşkanı bir hata yaptı. Bakın ben Cumhurbaşkanı doğru yaptığını doğru derim. Hata dinledi tabii. Bu Girit'te uçak savar gemisi geldikten sonra kızdırıp ya da kızıp ya da yazısını kim hazırladıysa İHA ve SİHA'ları yerleştirdik demesi yakın tarihte bizim aleyhimizedir. İHA, SİHA olabilir. Biz yerleştirdik dememeliyiz. Neden? Çünkü biz demiyor muyuz adalar silahlanmasın? Aramızda anlaşma yok mu? Kıbrıs'a kızmıyor muyuz niye silahlanıyorsunuz? Biz silahlandığımızı niye söyleyelim? Söylememeliyiz. Kıbrıs'a silah yerleştirdi. Tabii ya, söylememeliyiz. Bizim Kıbrıs'ta ordumuz var. Efendim Kırk söylememeliyiz. Var yani, bakın, bakın ben bir şey söylüyorum. Niye söylemeyelim efendim yani? Aa, Kırk bin O zaman bir şey demeyeceğim. Ya, o, ordunun, Komutanım biz itiraz etmiyor muyuz Kıbrıs'ın güneyine? Anlaşma gereği, Londra Züriye anlaşmaları gereği silahlanamazsanız demiyor muyuz? Silahlamamız diyerken biz tedbir alabiliriz ama bu tedbiri deşifre etmek zorunda değiliz. Yapalım. Hatta gerekirse ikinci bu, bir kol Amerika silah ambargosunu kaldırdı diye ya da oradaki kol ordunun nüfusunu artıralım, oradaki ordunun ama söylemeyelim. Hı. Çünkü bu stratejik olarak bizim tezimizi zayıflatan bize de karşı tez üretilmesine gereken bunu Türkiye'de söylemelisin diyenler, çıkanlar sitenzi ederim. Yani siz şimdi önce algılamadan şey söylediniz. Ordu, yani oradaki diyenler, askeri gücümüzü diyenler, için söyledim. Türkiye'nin bu NATO'dan çıkarılma, NATO'nun bize karşı davur alması, kara ağaçtaki her şeyi meşrulaştırma amacı gidiyor. Bazı insanlar fikir söyledim zannediyor. Bunu yapıyor. Nitekim ben çıldırdım ya Güney Kıbr Kuzey Kıbrıs'ta o kadın milletvekilinin evet. yaptığı konuşma yenilir, yutulur ya değil. ya. şey değil. Evet. Yenilir, ne? yutulur Doğru. değil. Kınıyorum yani buradan herke... onu. Ha şimdi anlatmışsınız ben 40 yaşından sonra hikayesi Oğlum, yaşamayanlar söylerken işte bile inanmıyorsunuz o yılları, 80 öncesini. Ha o kadın konuşmuş. Hiçbir farkı yok. Evet. Çünkü bunlar, bu fikirler, bu yazıtlar, bu anlatımlar ülkenin milli menfaatlerine zarar veren şeyler. Kesinlikle. Şu anda bizim çok hepimizin milliyetçi olmamız lazım. Evet. O, o, ta, o hangi ta, parti şeyini... olursa olsun, hangi şey olursa seçime gidiyoruz diye milliyetçiliği unutamayız. Doğru. Çünkü Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin kaderinin korunması Doğru. bizim dört tarafımızı koşatan bu Amerikancı zihniyete karşı dur diyebilmektir. Yani kendi zannediyor musunuz ki Yunanlılar kendi kendine orada silahlanıyorlar. İyi ki varsınız ha. Şimdi bu haritaları anlatıyorsunuz. İşte harita geldi gündeme. Vallahi ben işlerim var çok yoğunum. Gelemediğim zamanlar bile. Sizin bu haritalar yüzünden bırakıyorum bırakıyorum şimdi işlerimi. Bir araya, şimdi sizi, sizi bir, şimdi bu arada araya gideceğiz. Haritayla devam edeceğiz. Niye yoğunsunuz onda soracağım size. 68 yılında, yılında ODTÜ'den Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan başörtüsü nedeniyle atılmış. Hani ben onu bilmem. Bir de bir de o şunu söyleyeyim. E, e, bir şey söyleyeyim. E, ya yani. bilgi yani diyorsan, tamam bir bilgi yanlışı daha var. Diyor, yani öyle diyoruz. Tamam ama bir bilgi yanlışı zorundayım. Benim tamam. ilgili değilim ben. Reklama gitmem gerekiyor. Çok kısa. Tamam. Çok 125 kısa. tane o zaman 125 civarı CHP milletvekilinden 30 tanesi Deniz Gazi Büşen'in idamına evet oyu vermiştir. 50 tanesi yani. civar meclise girmemiştir. Geri kalanına da hayır oyu vermiştir. Peki. Ben de onu söyleyeyim. Vermediği, Peki, CHP efendim, vermediği, CHP verdiği vermediği demiyorum. Sayın Türkan, ben, Sayın Bakan müsaadenizle. Ben Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilme gerekçesini söylüyorum. Peki reklamlara gitmem Ahmet Mehmet olmuş hiç önemli değil. Peki efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra dış politikayla e, karşınızda olacağız. <laughs>